Tekrar merhaba. Ben Ural Çelik. Bugün ZWTR 2015 yeniliklerine devam ediyoruz. En büyük özelliklerden bir tanesi ise makina imalatı yapan firmaları ve çelik konstrüksiyon yapı yapan firmaları sevindiren bir özellik oldu bu yıl. 2015 ile birlikte bakın weldment menüsü geldi. 2014 versiyonunda bu yoktu. Bu da çok güzel bir yenilik bizler için. Yapısal elemanlar adı altında bakın bayrak, kapatmalar, kaynak, kesim işlemleri yapabiliyoruz. Bir örnek yapalım birlikte nasıl yapılıyormuş bu. Şekil komutuna gelip taslak ekle diyorsunuz. Buradan bir düzlem seçiyorsunuz. Onay verdikten sonra karşınıza ekran alıyorsunuz. Mesela ben bir dikdörtgen çiziyorum. 250'ye 150 dedim. Çizimden çıktım. Direkt weldment komutuna gelip Scratchable Member sekmesi altında ISO ve inç standartları var. Burada mesela bakın Iron 20'ye 20 demişiz. Eğri kısmından seçer seçmez bakın köşe benti atıyor. Onay vermemle birlikte köşe benti ekliyor. Köşe benti böyle yapabilirsiniz ya da sağ tıkla unsur düzenle deyip şu şekilde kenarları oluşturabilirsiniz ya da sağ tıkla unsur düzenle deyip şu şekilde tam tersi olacak şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ya da geliyorsunuz sağ tıkla unsur düzenle C kanal oluştur diyebilirsiniz. Onay verdiğimde bakın. Ya da sağ tıkla unsur düzenle deyip buradan 80'e 80 yapabilirsiniz. Kenarları 90 derece birleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben kutup bir profil yapıyorum. 20-20 kutup profil yapıyorum. Kenarlar bu şekilde birleşsin diyorum. Daha sonra şu düzleme taslak ekle diyorum. Tam ortasından geçer. XZ düzlemine. Şuradan bir 90 derece düz gidiyorum. Aşağı inip şuradan da şuraya bir çizgi ekliyorum. Tekrar geliyorum weldment menüsüne Scratchable Member deyip burayı seçtiğimde OK verdiğimde bakın eklemiş olduğum profiller buraya ekleniyor. Aynı şekilde buralara bayrak atabilirim. İki yüzey seçiyorum. Bakın üçgen ya da çokgen bayrak ekleyebiliyorsunuz. Buraya değerleri istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Üçgen ekleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yerlere kaynak ekleyebilirsiniz. Mesela OK bastığımızda bakın kaynağı ekleyebiliyor. Kesim işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Neyi kesmek istiyorsunuz? Mesela atıyorum bu parçayla bu parçayı kesmek istiyorsunuz. Keserken bunu yönünü seçiyorsunuz. Soldan mı kessin diyorsunuz. Bakın soldakini kesiyor. Sağ tıkla unsur dediğinde şunu seçersek bu sefer bu tarafı kesip bu tarafa kesim verecek bakın. Gördüğünüz gibi gayet başarılı yapısal elemanlar gelmiş. Bir sonraki eğitim videosunda başka bir yenilikle görüşmek üzere.